Merhabalar değerli dostlar. Ben Gezgin Nuri. Atabey Türk Ocakları İzmir İl Beyliği'nin üyesiyim. Atabey Türk Ocakları Genel Başkanı, aynı zamanda Avrupa Sorumlusu Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey'in 2020 yılında Destek Yayınlarından çıkan Atatürk'ün Katilleri kitabı. Ne mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Yoğun ilgi üzerine kitap Türkiye'de 14. baskısını yaptı. Yurt dışında da okundu. Dünyanın 111 ülkesinde, bu ülkelerin kendi talepleriyle 111 kütüphanede kitap Türkçe olarak yer alıyor. Ülkelerin kendi isteğiyle. Şimdi Atatürk'ün Katilleri kitabı 381 sayfa. Atatürk'e yapılan 140 suikastı anlatıyor. Ben Atatürkçüyüm, Atatürk'ü seviyorum, vatanımı seviyorum diyen herkesin okumasını tavsiye ediyorum. 134. sayfadan devam ediyorum. Atatürk iç ve dış mihraklar tarafından öldürüldü. Ölmedi bakın, öldürüldü. Bu yüzden belirli bir sürece ve yakınında olan silah arkadaşlarına bakmak gerekir diye düşünüyorum. Önce Çanakkale diyelim. Hani şu isabet alan saat meselesi konusunda ben de belgelediğim fakat bildiğim bir husus var. Fevzi Çakmak'ın kardeşinin Mustafa Kemal'e suikast düzenlemeye çalıştığı meselesi var. Halen saat kayıp. Yani Atatürk'ün saati var. Omega marka. Atatürk biliyorsunuz grup lideri. Alfa lider. Bakın alfa ve omega frekansı var burada. Omega saati Atatürk'ün vurulduğu saati, Atatürk'ün kan izinin, DNA örneğinin olduğu saati şu anda Türkiye'de yok. Dünyanın neresinde olduğu belli değil. Düşünün. Hani şu isabet alan saat. Fevzi Çakmak kardeşi Mustafa Kemal'e suikast düzenlemeye çalıştığı meselesi var. Hala saat kayıp olduğuna göre o dönemin Çanakkale savunmasının başında yer alan Alman komutan Liman Van Sanders tarafından şüpheli beyanları böyle bir durumu sorgulamamız gerektiğini anlatıyor. Bu olay şöyle anlatılıyor. Yanında bulunanlardan alay komutanı Yarbay Servet Bey, General Servet Yurda Tapan olayı şöyle anlatır. Düşmanın şiddetli topçu ateşi başladıktan sonra, bu da belge olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün arşivinde yer alıyor. 1937'de. Mustafa Kemal'e elini birden göğsüne götürdüğünü gördüm. Heyecanımı sezip parmağını ağzına götürerek bana susmamı işaret etti. Atatürk ise anılarında bu olayı şöyle anlatıyor. Atatürk'ün Conk Bayırı'nda yaralanması Ocak 1939 Türk gazetelerinde öldükten sonra Atatürk'e Çanakkale'de Conk Bayırı'nda hayatını kurtaran saati üreten İsviçreli saat firması Omega, bakın, saati aradığını ve saati ve yerini bildirene mükafat vereceğini haber verdiler. Gazetelerdeki bu haberler olayı Atatürk'e Van Sanders'ın hediye ettiği saatin akıbetini gündeme getirdi. Gazetelerde yer alan haberler ve sonrasındaki gelişmelere geçmeden önce 1935'te meydana gelen olayı hatırlatmamız da fayda var. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'de muharebelerine ait hatıralarının ilk olarak Ruşen Eşref Ünaydın'a anlattı. Bu görüşme Mustafa Kemal Paşa'nın Akaretler'deki evinde 24-28 Mart 1918 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu mülakat aynı yıl Yeni Mecmua'nın, yani o zamanki gazetenin, Çanakkale Zaferi için hazırlanan özel sayısında mülakatlar kısmında Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat başlığı ile yayınlanmıştır. Ruşen Eşref son sohbetin 10 Ağustos 1915 Conk Bayırı
muhabereleri kısmında şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal Bey derhal oradaki kumandanlarla beraber hücum saflarının önüne geçti. Askere düşmanın kaçmaya hazırlandığını fakat bunu muhasede etmeyeceğimizi söylemiş. Bunun için benim ileriden kırbaç sallayarak ve vereceğim işaret üzerine hepimiz düşmana atılacaksınız demiş. 5-10 adım ileriye yürüdükten sonra işaretini verince zabitan ve efradın tereddütsüz bir aslan savletiyle düşmana saldırdıklarını görmüş. Bu hücumun karşısında düşmanın kamilen ezildiğini, hiç silah kullanma fırsatını vakit bulamamış olduğunu anlamış. Ortalık açıldıktan sonra idi ki diyor düşman Conk Bayırı'nı gerçekleşen cehenneme çevirmişti. Gerçekten denizden ve karadan çaplı topların muhtelif cinste mermileri Conk Bayırı semasında bitmez tükenmez yıldırımlar vücuda getiriyordu. Buraya kadar muhabbetimiz yani görüşmemiz sakin bir vaziyette dinleyen Yüzbaşı Cevat Bey Paşa'nın yaveri kalın sertliği kuşa giden bir sesle bu şarapnel misketlerinden bir tanesi Paşa'nın göğsüne okşamıştır dedi. Nasıl dedim? Paşa tesbihi ile oynuyordu. Cevat Bey parlak çizmelerindeki mahmuzlar çıkırtı yaparak göğsünün sol tarafındaki nişan kurdeleleri sırası ile ipek kordonu tabara ine şöyle anlatıyordu. Evet, sağ tarafta ceketinde bir kurşun yeri gördüm. Yanımda bulunan zabit efendi vuruldunuz dedi. Ben böyle bir söz şuya bulunursa askerimizin kuvayi maneviyesi üzerinde yapacağı tesiri düşündüm. Yani etkiyi düşündüm. Elimle zabitin ağzını kapatıp sus dedim. Cevat Bey devamlı bir şanapler misketi göğsünün sağ tarafında tam saatin bulunduğu cebe isabet etmiştir. Saat parça parça oldu fakat o darbe paşanın göğsünde hafif bir leke bırakmıştır diyor. Başka ileri geçmemiştir diyor göğsünden ileriye. O saatte sizin için tarihi bir saattir. Görebilir miyiz efendim dedim. Paşa o saatin enkazının bu muhabereden sonra Liman Paşa Hazretlerinin hatıra olarak aldılar. Bana da kendilerinin aile asalet armasını huvi bulunan saatlerini verdiler. Cevat Bey saati gösterdi. Omega markalı siyah bir saat. Arkasında birkaç ve LZ markaları Paşa'nın kırılan saati Mektebi Harbiye'den beri sakladığı Omega markalı kuvvetlice bir talebe saatiymiş. Mustafa Kemal Paşa, Conk Bayırı'nda 10 Ağustos 1915 günü yaşanan çatışmaların anlattığı bölümde Şayan-ı Endişe bir an alt başlığıyla saatin parçalanmasının ve yaralanmasının özetle şöyle anlatıyor. Gecenin perdeyi zalamı tamamen kalkmıştı. Artık hücum anı idi. Saatime baktım. 4:30 geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağaracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade mitralyoz ateşi başlarsa kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı nizamda duran askerlerimizin üzerinde bir defa patlarsa hücumun
Adem'i imkanına şüphe etmiyordum. Hemen ileri koştum. Fırka kumandanına tesadüf ettim. Fırka, parti, bölüm, Osmanlıca bir kelime. Bölüm demek. O da her ikimizin refakatimizde bulunanlarla beraber olduğu halde hücum safının önüne geçtik. Gayet seri ve kısa teftiş yaptık. Önümden geçerek yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki, askerler, karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphemiz yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. Kumandan zabitlere de, işaretime, askerlerime de nazarı, dikkatini celp etmelerini emrettim. Yani beni dikkatle takip etmelerini emrettim diyor. Ondan sonra hücum sahasında önünde bir yere kadar gidildi ve oradan kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim. Süngüleri, bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz de onların önünde tabancaları ve kılıçları ellerinde, zabitlerimiz kırbacımın aşağı inmesiyle ahenin bir kitle halinde şirane bir savletle ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri içinde asumani bir gulguleden başka bir şey işitilmiyordu. Allah 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 edaları var tabii ki bizim askerlerimizin. Düşman silah istimaline vakit bulamıyordu. Boğaz boğaza kahramanca mücadele neticesinde ilk hatta bulunan düşman kamilen imha edildi. Conk Bayır Tepesi askerlerimizin eline geçtikten sonra düşman karadan ve denizden tevcih ettiği seri ve kesif topçu ateşiyle Conk Bayırı'nı cehenneme çevirdi. 138. sayfadan devam ediyorum. Bakın. Semadan şarapnel demir parçaları yağmuru yağıyordu. Büyük çaplı deniz toplarının tam isabetli daneleri yerin içine girdikten sonra patlıyordu. Yanımızda, kenarımızda büyük lağımlar açılıyordu. Bütün Conk Bayırı kesif dumanlar ve ateşler içinde kaldı. Herkes müntazır duruyordu. Osmanlıca olduğu için kelimeler biraz kekeliyorum. Etrafımızda şühada ve mecruhin ile doldu. Muhabere meydanında cereyan eden hali temaşa ederken bir şarapnel parçası göğsünün sağ tarafına çarptı. Cebinde bulunan saati parça parça etti. Vücuduma nüfuz edemedi. Yalnız kalınca derin bir kan lekesi bıraktı. Bu saat enkazını bilahare bugünün hatırası olmak üzere liman paşaya verdim. O da aile asalet armasını tabi kendi saatine bana verdi. Burada dikkat diyelim. Necmettin Halil Onan'ın deyişiyle bir devrin baktığı yer olan Çanakkale öyle kan dondurucu olaylar ve harpler zuhur etmiş ki ister istemez birçok bilmediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk deyince 19 harf var. Dikkat edin. 19. Tümen'de taarruz sırasında 27. ve 64. alayın da kendi emrine verildiğini öğreniyor. Mehmet Nazif, yani Fevzi Çakmak da kardeşleriyle birlikte Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal'e emri altında bir subay, hatta bölük komutanıydı. Mehmet Nazif İstanbul'da 1889 yılında dünyaya gelmişti. 1900
2 yılında 1902 yılında harp okuluna girmiştir ve 1905 yılına kadar süren harp okulu serüveninde eline teğmen rütbesini almayı başarmıştır. Mehmet Nazif 1908 yılında üst teğmen rütbesini terfi ederek askerlik hayatını yaldızlamıştır. Çanakkale cephesi Mehmet Nazif'in yüzüne gülecekti ve Mehmet Nazif Çanakkale cephesinde 64. alaya tayin edilecekti. Mehmet Nazif aslında Fevzi Çakmak Paşa'nın kardeşiydi. Nazif Çakmak Temmuz ayı sonlarında Conkbayırı mevkiinde devam eden çatışmalarda büyük faydalar sağlamıştır. Devletin arşivinde bu konular yer almaktadır. Ve arşivde yer alan konular kitabın içinde yer alıyor. Bakın. General Celil Erika'nın yazdığı Komutan Atatürk metninden Ruşen Eşref'e dediğinin aksine Mustafa Kemal'in 19. tümenden taarruz sırasında 89 subay ve 10.877 eri bulunduğunu, 27 ve 64. alaylarında da kendi emrine verildiğini öğreniyor. 64. alaya 2. taburunda bölük komutanı olarak görev yapan Mehmet Nazif Efendi 8 Ağustos 1915 yılında böylesine yoğun ve kanlı çarpışmaların yapıldığı Conkbayırı'nda birliğin başında süngü takarak hücuma geçtiği ve böylece Anzakların ele geçirildikleri tepeden atılmak istendiği bir sırada 2. taburun da saldırısı ardında birliğinin başında şehit düşmüştür. Resmi kayıtlar böyle söylüyor. Fakat silah ve saat aynı gün akşam ordu komutanlığına teslim ediliyor. Ve bir önceki yazında diyor yazar Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci, Mustafa Kemal kendi ağzından şöyle bir beyanda bulunuyor. Düşmanın piyade mitralyöz ateşi başlarsa ve kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı nizamda duran askerlerimizin üzerine bir defa patlarsa hücumun ademi imkanına şüphe etmiyordum. Hemen ileri koştum. Fırka kumandanını tesadüf ettim. Orada karşılaştı. Aslında bu bir tesadüf değildi. Mehmet Nazif, Mustafa Kemal'in emrine karşı gelir ve silahını çeker. İhtimal o ki silahını ateşler ve kurşun Mustafa Kemal'e isabet eder. Ama saate. Çünkü kalp hizasına nişan alınmış olması muhtemel olup Mustafa Kemal'in yanında olan diğer subaylarca vurularak öldürülür. Bu olay aslında bir suikast girişimi olup talimatlı planlanmış gibi kargaşa esnasında öldürülmesi düşünülmüş olabilir Atatürk'ün. Bunun sonucunda silah saatin incelenmesi için ordu komutanlığına teslimi aslında zafer kazanıldıktan sonra olmuştur. İttihatçılar Mustafa Kemal'e seçilmiş olmasını hazmedememişlerdir. Enver Paşa ve ekibi ortadan kaldırmak için defalarca kurgu suikastler yaptırmıştır. Maalesef başarısız olmuşlardır. Çok iyi olmuş, başarısız olmuşlar. 139. sayfayı bitirdim. Şurada da devam var konunun. 140. sayfaya geçeceğim. Tabii bu olay bilindiği halde savaş halinde olan ordunun üst yönetimince büyük olasılıkla Liman Van Sanders tarafından kapatılmıştır. Saat hediye hikayesinin sonunda binlerce frank ödenerek aranmış fakat bulunamamıştır. Mermi kriminallerinin de ortaya çıkacak olan bu süreç gizlenmiştir. Çünkü saat yok. Mermi saatte ve o saat halen bulunamamıştır. Kim bilir Çanakkale'de bir yerlerde tarihin içinde kaybolmuş da olabilir. 140. sayfadan Fevzi Çakmak'ın kardeşinin ölümünün bildirilmesi konusundan devam edeceğim. Atatürk'ün katillerinden.